Genç Kral Horus, Tanrı Ehi, Tanrı Horus ve Hathor'un oğludur. Heykel yaldızlı ahşaptan yapılmış ve siyah reçine ile kaplanmıştır. Tanrıca Sekhmet Aslan, eski Mısır ilkelerindeki savaş tanrılarından biridir ve adı kudretli anlamına gelmektedir. İki gözlü, renkli camdan ve yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Tanrı Ptah, bilgelik, bilim ve zanaatkarların tanrısı olan Tanrı Ptah figürü. Ona Memphis'te tapılmıştır. Ptah, kalbi, dili, iradesi ve kutsal sözü olan dünyanın yaratıcısıdır. Azası yaldızlı bronzdan, gözleri camdan ve yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Şahin. Kebil Sonu El Ef, Horus'un dört oğlundan biridir. Bağırsakların korunmasından ve saklanmasından sorumludur. Yaldızlı ahşap, kalsit ve siyah obsidyenden yapılmıştır. Dahi Doğa Mut Ef, Çakal. Mideyi korumakla görevli Horus'un dört oğlundan biridir. Yaldızlı ahşaptan, kalsit ve siyah obsidyenden yapılmıştır. Soptu Kuş Standı. Tanrı Soptu, eski Mısır dininde savaş tanrıçalarından biriydi ve Mısır'ın doğu sınırlarını korumaktan sorumluydu. Yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Menkaret krala yardım ediyor. Kaydı üzerinde Tutankamun'a nazik tanrı, samimi tanrının sevgilisi olarak tanımlayan hieroglif bir metin vardır. Tutankamun adına diğer iki heykelle birlikte bu heykel kutsal Abydos kentinde gerçek bir hac ziyareti gerçekleştirmiştir. Yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Burada tabutlar var. Kral Tutankamon'un kızlarının onunla birlikte öbür dünyaya seyahat etmeleri için yapılmış tabutlar. Minyatür altın tabut. Her biri iç organları korunmaktan sorumludur. Horus'un dört oğlundan birini temsil eder. Dövülmüş altından yapılmıştır. Renkli cam ve karneyan ile işlenmiştir. Cam, lapis, lazuli ve turkuaz rengindedir. Konapik kutu. Osiris ve Isis sembolleriyle süslenmiştir ve hieroglif metinler ile Tutankamon'un iç organlarını kaybolmaktan korumaktadır. Ahşap yaldızlı bir kaydı üzerine kaymak taşından yapılmıştır. Debin resmini gördüğümüz eser bu. Çakal Anubis Tapınağı. Anubis, mezarlığın koruyucusu ve mumyalamadan sorumlu olan ölülerin efendisidir. Tapınak, iyi tanrı Osiris ve karısı Isis'in sembollerinin yanı sıra kutsal hieroglifler yazılarını içeren koruyucu büyülerle süslenmiştir. İnek kafası Hathor, eski Mısır dininde aşk, iyilik ve annelik tanrıçasıdır ve genellikle inek başlı bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Yaldızlı ahşaptan yapılmış olup bölmeleri bakır levhalar, cam gözler ve kalsit taşı ile kaplanmıştır. Ahşap kubbeli tapınak. Buranın en güzel eserlerinden biri. Dört heykelcikle çevrelenmiş, her biri dört koruyucudan Isis, Nepus, Neit ve
Sıraget birini temsil ediyor. Yanlarda ve sütunlarda kralın kaybolmasını önlemek için hieroglif yazıyla büyüler bulunurken kobra ile süslenmiş korniş Valtjet adlı güçlü tanrıya simgeliyor. Yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Kobra yılanlarının gözleri akik ve lapis lazuli ile işlenmiştir. Kobra yılanları bunlar.